Tulumcu Kadir. Kalite tesadüf değildir. Tulumcu Kadir, Cuma Pazarı içi Sipahioğlu Eczanesi yanında. Telefon 522 50 10. Tulumcu Kadir'in sunduğu rotamız yörümüz başlıyor. Efendim, yeni bir haftaya daha merhaba diyoruz. Nasılsınız? Teşekkürler, siz sormalı. Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Biz bu hafta Mahmut Seydi Mahallesi'ne gidiyoruz. Biliyor musunuz? Duydum. Duydunuz ama hiç gitmediniz değil mi? Evet, sevgili izleyenler, biz daha önceki bölümlerimizde gitmiştik ama yeniden bir davet aldık. Bu hafta yine Mahmut Seydi'deyiz. Bakalım halkı bizi nasıl karşılayacak diyoruz. Size kolay gelsin. Sağ olun, size de. Rotamız yörümüz bu hafta nerede? Mahmut Seydi Mahallesi'nde. Ama eskiye göre köyümüzde nüfus değişti, nüfus azaldı. Sebep gençlerin hepsi Alanya'da. Bizim burada yetişen zeytinin 2,5 kilosundan 1 kilo yağ çıkıyor. Bu çok ideal bir şey. Mahmut Seydi, köyü muhtarı. Ben mahalleyi kabul etmiyorum. Evet. Çünkü biz köyüz. Zeytin güzel. Ama zeytini toplayacak gençlerimiz kalmadı. Mahmut Seydi'de bir çok programlı bir lisenin olması bu köyü eski haline getireceğine inanıyorum. Hayvan sayımızı arttırıp, kaliteyi arttırıp biraz daha ticari boyuta getirmemiz lazım. Asgari ücretle bir yerde çalışacağına gelsin bir 100 koyun alsın. Çok çok daha rahat, çok çok daha iyi de para kazanır. Biz de işte derneğimizin üzerinden bir kabak festivali yapmayı düşünüyoruz. Mahmut Seydi deyince kabak gelsin, zeytin gelsin, evet. Saflık gelsin. Dün akşam ne yedin teyze? Bilmem, unuttum işte, kafamın ne belki bir de. İstetti, babam vermedi, biz de anlaştık, kaçtı. Ama geldiğime de biraz pişman oldum, böyle kelcik bir evi. Şimdi sen ondan kuru fasulye istiyorsun, taze fasulye verse ister misin? Belki dayak olur. Belki dayak olur. Abla, bu kollarındaki bilezikler ne bunlar? He? Bunlar? Dayım seni bunlarla mı kandırıyor? Ne bunlar? Ben şimdi teyzemin kızı dedi ya bana, bu dedi Ayşe seni seviyormuş dedi. Hı hı. O zaman dedim ben, dedi onunla konuşayım, sizinle neye konuşuyorum dedim. Buluşturdular bizi. İstettim en az 50-60 sefer istettim yani. Abi 70-50'den sonra vazgeçmedin mi? Geçmedim, son askerden geldim. Kendim istedim, kayınpeder oturuyor lokantanın önünde. Peki kaç kere istedi? 70 değildir, rekor abimde. Değil ya, 2-3 defa istedi. Hamuru bir sıkıştır, zovalayı bir sıkıştır abi. Bak, Tio geliyor kızdan. Şef,
Sevgili izleyenler, rotamız yörümüz bu hafta nerede? Mahmut Seydi Mahallesi'nde. Biz buraya çat kapı geldik. Bir de görelim Mehmet Bey burada. Tarım İlçe Müdürümüz kendisi. Bakalım ne amaçlı buraya gelmişler. Hemen mikrofonu kendisine bir uzatalım. Efendim merhaba. Merhaba. Selam. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz deyiz. Biz çat kapı geldik ama hemen programınızı bir bölelim. Biz sizden alalım dedik. Bu programın amacını bir sizden öğrenelim. Biz Alanya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak yaklaşık 3 yıldır 86 mahallemizde haftanın 3 günü, işte bazen gündüz bazen geceleri ama genellikle geceleri çiftçi toplantısı yapıyoruz buradaki üreticimizlerle. Bu Mahmut Seydi'deki 3. yılımız ve 3. toplantımız. Öyle değil mi arkadaşlar? 3. yılımız. Diğerini gece yapmıştık, ikisini. Bugün gündüz aldık tabii sizin şeyden dolayı. Bu toplantıları biz devam ettiriyoruz. Ekim ayında başlıyoruz, Mayıs ayının sonunda bitiriyoruz ve bütün 86 mahallemizi haftanın 3 günü boyunca geziyoruz. Buradaki amacımız hem üreticilerimizle, çiftçilerimizle birebir yüz yüze ve yerinde sorunlarımızı tespit etmek, onların sorunlarına çare olmak. Bunun yanında bakanlığımızın yaptığı bazı çalışmalar, tarımsal desteklemeler, verdiğimiz tarımsal desteklemeler, tarım sigortaları, gıda güvenliği, yani bu çiftlikten sofraya olan gıda güvenliği, bunu anlatıyoruz. Bu sorunları bu yerinde tespit ediyoruz. Burada çözeceğimizi burada çözüyoruz. Çözemezsek bir gün sonra, iki gün sonra ziraat mühendislerimiz, veteriner hekimlerimiz bundan yere mahalleye geliyorlar. Vatandaşlarımızın neyse problemi onu halletmeye çalışıyoruz ama en büyük amacımız çiğ üreticilerimizle birebir yüz yüze sıcak temas kurmak. Ben de ilçenin müdürü olarak, işte ziraat mühendisimiz Necati Bey, Fatma Hanım ziraat mühendisimiz, tabii ekip olarak geldiğimiz için Necati Bey de zaten Mahmut Seydili, buralı. Onun için getiriyoruz yani, da avantaj sağlasın bize diye. Tabii bunu muhtarlarımıza da burada ben çok teşekkür ediyorum. Biz tabii kendilerini arıyoruz, bunu organize ediyorlar. Biz de buraya geldiğimizde sıcak karşılıyorlar. Muhtarlarımızla da diyalogumuz çok iyi. Yani bizim Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ya da bakanlığımızla hem tüketicilerimizin hem üreticilerimizin o sıcak dengesini kurmak. Biz devletin sıcak yüzüyüz, soğuk yüzü değiliz. Kapımız her zaman açık. İşte üreticilerimiz her zaman geliyorlar oraya. Biz nasıl burada ağırlanıyorsak biz de orada ağırlıyoruz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bizim Alanya'daki ilçe müdürlüğümüz çiftçilerimizin bir yuvası, evi. İkinci evleri. Her zaman gelebilirler. Biz o sorunu çözmek için buradayız. Ben de ilçe müdürü olarak bizzat kendim katılıyorum. Amacımız bu. Biraz sonra zaten detayını açacağız. Bilgileri vereceğiz. Evet. Biz de dinleyeceğiz kendisini. Biz de bilgi alacağız. Biz sizi tanıyalım mı? İsmim Necati Yaylalı, ziraat mühendisiyim ve bu köylüyüm. Bu köylüyüm. Evet. Hemen. Peki köyünüzde ne değişti? Sizin gençliğiniz burada geçti. Evet, köyümüzde değişen şey çok. Ama eskiye göre köyümüzde nüfus değişti, nüfus azaldı. Sebep gençlerin hepsi Alanya'da, işte değişik yerlerde çalışmalara gittiler. Köyde kalanlar, ne diyeyim, ihtiyarlar köyde kaldı. Ama yine de köyün yükünü çeken yine bu kişiler. Evet. Köyümüz Alanya'nın en eski köylerinden birisi, en yakın köylerinden birisi, iklim olarak en iyi köylerinden birisi. Hem yaylayız hem sahiliz. Çünkü önümüzde güney batımızda Akdeniz'i görüyoruz. Onun için yetiştirme şartları çok uygun. Bizim bu köyde yetişen en önemli benim gözlemlediğim şey zeytin. Bizim burada yetişen zeytinin 2 kilo
2,5 kilotundan 1 kilo yağ çıkıyor. Bu çok ideal bir şey. Diğer köylerde böyle bir şey yok. Misal olarak söylüyorum. Köyümüzde her türlü şey yetişiyor. İşte bunun sebebi de dediğim gibi hem yazlık hem kışlık bir köyüz. Köyümüzden çok memnunum. Köyümüz de gayet iyi. Herkese tavsiye ederim gelmeleri için. Evet. Kiraz Festivali'nde de biz komisyonuyuz siz değil mi? Evet. Burada şimdi şöyle söyleyeyim. Şeyde Alanya'da kiraz yokken 1976 yılında ilk kirazı buraya biz getirdik. O zaman herkes dalga geçti. Kimisi olur dedi, kimisi olmaz dedi. Ama benim hala işte 1976, 36-38 yaşında ağacım var. Kiraz ağacım var. Herkes ekti, herkes dikti, herkes memnun. Gerçi son yıllarda toplama problemiyle biraz başımız dertte. Çünkü toplayacak eleman kalmadı, adam kalmadı. Son yıllarda millet kirazdan biraz vazgeçip cevize dönmeye başladılar. Sebep de kiraz kadar cevizin ilaçlama derdi yok. Bir de toplaması uzun süreye yayılıyor. Ama dediğim gibi köyde her türlü şey, kivi dahil her türlü şey yetişiyor. Gayet iyi bir köy. Yani ben gurur duyuyorum ki buralı olmakla. Onu söyleyeyim. Hemen mahalle muhtarımıza sözü verelim. Evet, bir sizi tanıyalım. Mahmut Seydi, köy muhtarı. Ben mahalleyi kabul etmiyorum. Evet. Çünkü biz köyüz. Mehmet Kanmaz. Öncelikle sizlere, Mustafa Bey'e, müdürüme, Fatma Hanım'a, Necati Bey'e hoş geldiniz derim. Bizleri onurlandırdınız. Şimdi müdürüm gerekli bilgileri verecek hayvancılık, çiftçilik konusunda. Necati Bey'in anlattığı gibi köyümüzde yerleşim azaldı. Bizi en çok sıkıntıya sokan bu. Mahmut Seydi artık yaz aylarında çok yoğun oluyor. Kış aylarında kimse kalmıyor. Köylünün geri dönüşü için ne yapabiliriz? Ben onları düşünüyorum. İleriye dönük düşüncelerimiz var inşallah. Başarılı oluruz. Köyün azalması her zaman sıkıntı. Yani köyün geçimi falan. Zeytin, Necati Bey'in dediği gibi. Zeytinimiz meşhur. Zeytin güzel. Ama zeytini toplayacak gençlerimiz kalmadı. Herkes Alanya'da. İş icabı Alanya'ya gidiyorlar. Köyü terk ettik. Şimdi aşağıya inip baktığınız zaman dükkanların hepsi kapalı. Benim çocukluğumda bu dükkanlar açıktı. Bura bir çarşıydı, güzeldi. Ama buralar nasıl terk edildi, ne oldu bilmiyorum. Geriye dönüşü sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Benim izlemlediğim geri dönüşü sağlamanın bir ucu en azından köyde buradan Alanya'ya giden arkadaşların birçoğu köyümüzde bir lisenin olmadığından. Yani çocuklarını okutmak için Alanya'ya gidiyorlar. Ben de Alanya'da oturmak zorunda kaldım çocuklarım için. Bizim Mahmut Seydi'nin güçlü bir köy, bir vakfımız var. Buradan da Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Milli Eğitim Müdürüme de duyurmuş olalım. Mahmut Seydi'nin bir liseye ihtiyacı var. Mahmut Seydi'de bir çok programlı bir lisenin olması bu köyü eski haline getireceğine inanıyorum. Çünkü görüştüğüm insanlar biz köyde oturmak istiyoruz ama çocuklarımız okutmak için ya ev kiralamışlar veya imkanı olan bir ev almış buradan babadan dededen kalma yerlerden birazını satmış. Evini almış Alanya'ya gidiyor. Okullar kapanınca köy hemen doluyor. Demek ki burada bizim bir lisemiz olsa köyümüz o boşluğu yaşamayacak. İnşallah bir vakfın bunu yapabilecek gücü de her zaman var. Sayın Kaymakamın, Başkanımın bu konuda bizlere yardımcı olursa bizim bir lisemiz olur. Lisemiz olursa da köyümüzde beklediğimiz kalabalıklaşma yani geriye dönüşler olur diye düşünüyorum. İnşallah olur. İnşallah olur diyoruz biz de. Evet. Hemen Fatma Hanım'ı da tanıyalım. Teşekkürler. Biz sizi tanıyalım. Evet, merhabalar. Ben Fatma Sadullahoğlu Uysal. Ziraat mühendisiyim. Tarım ilçede çalışıyorum. Ben de Mahmut Seydi'li sayılırım. Bir tarafım Mahmut Seydi'ye dayanıyor zaten. Ben zaten mikrofonu eğer teşekkür edeyim. Bu da bana fırsat oldu. 2 sene boyunca burada envanter çalışması yaptık. Başta muhtarım olmak üzere Salih Bey, Ağzağlar gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepsine de ayrı ayrı ilgileri, alakaları yani peşimizde koşturdular. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun güler yüzünüze de, misafirperverliğinize de çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi de vesile oldum sana. Envanterden bahsedelim biraz. Envanter dediğimiz şu. Biz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak
Tabii biz uzantısı ilçe müdürü olarak bütün Türkiye çapında bir tarım sayımı yaptık. Halen devam ediyor. Bu TÜKAS dediğimiz bir program. Bakanlığımız bir iPad verdi arkadaşlara, bir internet bağlantılı. Yerinde, arazide yerinde ne ekli, kimin hayvanı var, kimin traktörü var. Genel bir sayım yapıldı. Bu ülkenin tarım planlaması için gerekli bir çalışmaydı. Güzel bir çalışma oldu. Benden buradan muhtarıma hem mal seydili üreticilerimize, ağızlarımıza ben de teşekkür ediyorum. Çünkü yardımcı oldular. Bütün ekiplerimiz, bütün Alanya'nın 86 mahallesini dolaştılar ve envanterini çıkardılar. Evet. Şimdi hemen aklıma gelmişken size sorayım. Gittiğimiz mahallelerde mikrofon uzattığımız zaman eskiden hayvancılığın daha çok olduğunu ama şu anda hayvancılığın bittiğini söylüyorlar. Acaba bu köy halkının hayvancılıkla uğraşmak istemeyişinden mi yoksa sebebi nedir? Şimdi hayvancılık, ev tipi hayvancılığımız devam ediyor bizim. Ama artık biraz daha bunu geliştirmemiz gerekiyor. Yani hayvan başına verim arttırmak, en azından bunu ticari boyutta getirmemiz için hayvan sayımızı arttırıp, kaliteyi arttırıp biraz daha ticari boyuta getirmemiz lazım. Para kazanabilmek için hayvancılıktan. Bunu yapmadığımız sürece ev hayvancılığına geçmez. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Yani hayvancılığımız gerekti falan yok. Tam tersine daha da ileri gidiyor. Ama burada bakın biraz sonra anlatacağım ben. Ciddi tarımsal ve hayvancılık desteklerimiz var. Bu yapmak isteyene. Tarımsal kredilerimiz var. Bakın Ziraat Bankası'na biz veya diğer bankalar da olabilir fark etmez. Tarım kredi kooperatifi veriyor. Biz proje yapıyoruz. İnekçilik yapmak istiyorsun, süt inekçiliği, besi yapmak istiyorsun, koyunculuk, keçicilik neyi yapmak istiyorsan. Projesine biz müdürlük olarak yardımcı oluyoruz. Sıfır faizli ve 5 yıl ödemeli. 5 yıl ödüyor bunu. Krediler veriyoruz. Sıfır faiz yok bunun. Ve bunun yanında destekler her yıl devam ediyor. Yeter ki yapma iradesi olsun. Evet. O irade olduğu zaman her şey olur. Bakın seracılıkta şimdi modernizasyona sıfır faizli kredi çıktı. O seranızı modernize ediyorsunuz. Size bakanlık destekli bizim. Bunlar hibe desteği bunların hepsi. 5 yıl ödemeli sıfır faizli kredi veriyoruz. Bahçe mi yapmak istiyorsunuz? Yeni sera mı kurmak istiyorsunuz? %50 faiz indirimi. Yeter ki burada bir şey yapmak isteyin. O yapma, üretim yapmayın. Bir önce muhtarım dedi ki köy dönüşü nasıl sağlarız? Bakın bunların hepsi bir köy dönüşü projesi arasında. Hepsi bu proje bunların. Yapma iradesi olduktan sonra daha açık söylüyorum. Asgari ücretle bir yerde çalışacağına gelsin bir 100 koyun alsın. Çok çok daha rahat, çok çok daha iyi de para kazanır. Ama artık biraz da şimdi biraz sonra en çok söyleyecekleri bana domuzla şikayet edecekler. Doğru mudur? Evet. Ama müdürüm hakikaten bizim gittiğimiz bütün mahallelerde böyle bir sorun var. Bu sorunu bunun sebebini söyleyeyim size. Daha eskilerimiz bilirler. Dağ taşımız koyun keçiydi değil mi? Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Yaylalarımız. Ne oluyordu? Yaylalarımız koyun keçiden geçilmezdi. Onlar bitti. Bunun sebebini biraz sonra anlatacağım mesela niye bittiğini. Kolay para kazanmanın kolay yoluna bakıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Emek harcanmadan yani alın teri olmadan para kazanılmaz. Buna emek vermek gerekiyor ama biz biraz bundan kaçıyoruz. İşin biraz aşağıdaki turizm biraz gözümüzü mü boyuyor? Yani, turizm tabii turizm de bir sektör. İstihdam sağlıyor. Ama bakın bana günde 10-15 kişi gelir. Ben gideceğim köyümde koyunculuk yapacağım, bahçe yapacağım, seracılık yapacağım. Ben projeye destek oluyoruz sürekli ve bu kredilerden yararlandırmaya çalışıyoruz. Peki hiç gelen oldu mu müdürüm? Tabii geliyorlar tabii. Bakın dönüş olacak göreceksiniz. Evet. Peki şimdi, yaş aralıkları nasıl oluyor? Dönmek isteyenler genelde böyle 50-50 üstü mü yoksa daha? Bu yani 20 yaşından tutun 50 yaşına kadar fark etmiyorum. Var. Şimdi aslında bu şehir ortamından bunalıp da para ihtiyacı olmayan insanlar bile bunu düşünmeye başladı. Evet. Bu domuz olayını söylüyordum. Şimdi ne oldu? Orada çakallar vardı, koyundan besleniyordu. Domuzun yavrusunu hangisi yiyordu? Çakallar yiyordu. Bir döngü vardı. Ekolojik bir denge vardı. Bu dengeyi biz hayvancılığı bırakarak bozduk. Ne oldu? Domuzlar aç kaldı. Aç kaldığı için işte köylere dadandı, mahallelere dadandı. Görüyorsunuz İstanbul'un göbeğine gidiyor. Yani bu döngüyü bozduk biz. Dengeyi biz bozduk. Çünkü ekolojik dengeyi bozduğunuz zaman o çark biter. Bitince de her canlı kendini yaşatmak zorunda. Domuzlar da bu yönde. Yani bu dengeyi bozduğum için. Ama o koyunlar olsa orada aynı denge devam edecek. Domuzlar burada gelmez ki o zaman. Evet. İşte o döngüyü devam ettirmemiz gerekiyor. Ama biz bakanlık olarak da yani ciddi destekler veriyoruz. Bu işte kredisel bazda hem tarımsal destekler ve son anlatacağım olan hepsini hayvancılık destekleri veriyoruz. Tabii bütün bunların içerisinde de gıda güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Hepimiz çünkü tüketiciyiz. Üretiyoruz ama aynı zamanda tüketiciyiz. Evet. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
3 yıldır geliyoruz. İlk burada yapmıştık değil mi gece? Soba bir tütmüştü burada. Ay, evet. Gözü gördüm. Ama Fatma'nın da vardı. Ama burası güzel olmuş yalnız burada. Eline sağlık. Arkadan güzel olmuş. Güzel olmuş. Şimdi arkadaşlar, ben Alan tanımayan varsa ki tanıyorsunuz. Alan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. Eski adı Tarım Müdürlüğü. Tabii bizim içine ne girdi? Şimdi gıda da girdi. Daha önce de bahsettiğim gibi kısaca bir konudan bahsedeceğim. Daha sonra arkadaşlarımıza vereceğim. Şimdi biz gıda işin içine niye girdi? Bizim bakanlığın adının başına niye gıda geldi? Şimdi biz size hani çiftlikten sofraya gıda güvenliği. Duydunuz değil mi bunu? Çiftlikten sofraya. Ahırdan sofraya veya tarladan sofraya gıda güvenliği. Bu kabus potlarında da var. Şimdi biz hayvanlarınız arkadaşlar ne yapıyoruz? Hayvan olan var mı arkadaşlar? Burada kullandığı küpeler var değil mi? Küpesi olmayan var mı arkadaşlar? Küpeden şikayetçi olan var mı? Var, benim iki tanesinde küpe yok. İki tane dedi, buzağı mı? Emrah gelecek. Keçi mi? Yarım, onu keçiyi kendin mi besliyorsun? Yani sat, ticaret boy, ticaret değil değil mi? Ticaret. Tamam canım, o sorun değil. Hallederiz, hallederiz. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi şöyle. Buzağlara 3 aylık, eskiden 20 gündü sınıf, şimdi 3 aylığa çıktı, sorun değil, takarız. Yani büyük olup da küpesiz kalan var mı? Bildiri yaptık zaten. Bildiri yapın, 444-26-96. Unutmayın bunu. Bizim aloküp hattımız bu. Oraya arıyorlar. Bakanlığa gidiyor. Bakanlıktan ilgili veteriner hekimin cebine mesaj geliyor. Mahmut Seydi'den. İsim neydi? Hüseyin Hanım. Mahmut Seydi'den, Hüseyin Hanım buzağısı oldu, küpe de kalacak. Bizim telefonla, cep telefonla mesaj geliyor. O da gelip küpesini takıyor. Böyle bir sistemimiz var. Veteriner hekimimizden de memnun mesajım. Evet. Evet. Yani o sorunumuz kalmadı arkadaşlar. Biz bu küpeyi niye takıyoruz arkadaşlar? Buyur. Bu küpeyi hayvanlara niye takıyoruz? Bir sene sence niye takıyorsun? Sağlıklı olmadığı için, güvence altında. Tabii, sağlıklı olacak. Sağlığını kontrol edeceğiz. Evet. Hırsızlıkla önümüz, yani kimin olduğu belli olacak. Ama ondan öte başka bir amacı var onun. Bütün, mesela şu üretici kayıt defteri. Bunu alan var mı arkadaşlar? Bu üretici kayıt defteri sizin zira ilaç kullanırken bir ziraat mühendisinin veya ilaç bayisindeki yetkili bir kişinin sizin ürününüzdeki zararları, hangi ilacı kullanacaksanız ve ne zaman ne kadar kullanmanızı gerektirdiği bir defter. Buraya yazıyor. Bunu yapmakla ne yapıyoruz? Size yasaklanmış veya yasaklanmış biz ilaçları hemen bildiriyoruz. Bu ilaçlar yasaklanmıştır. Kesinlikle atmayın diye. Ya da domates atılacak olan bir ilacı salatala veriyor. Burada bunun kontrolünü yapmış oluyoruz. Yarın biz bir numunalar gönderdiğimiz zaman eğer kalıntı çıkarsa burada sorumlu kişi siz değil, yazan kişi. Ve buradan da kontrol etmiş olacağız. Bu. Bütün bunların amacı arkadaşlar hayvanlara taktığımız kulak küpesi, işte bitkisel üretimde bu üretici kayıt defterleri, çiftçi kayıt sistemi, örtü altı kayıt sistemi, bütün bunların tek amacı o çiftlikten sofraya gıda güvenini sağlamak için. Nasıl? Şimdi Hüseyin amca danasını besledi, bunun gitti mezbahada kestirdi. Mezbahada kestirdikten sonra senin hayvanın tıra bindirildi, İstanbul'a gitti. Karkas olarak. Orada da işlendi bir firmada. Oradan da sucuk salam yapıldı, satıldı. Yoldu ya, vatandaşından biri de gitti. Bir tane sucuk aldı, o zehirlendi. Bir sorun oldu. Şimdi oradan biz ne yapıyoruz? Geriye doğru Mahmut Seydi'deki Hüseyin amcanın ahırına kadar bulabiliyoruz. Bu zincir nerede bozulmuş? Nerede hata olmuş? İşlenirken mi? Kesimde mi? Yoksa senin ahırında yedirdiğin yemde mi? Bunu ne yapıyoruz? Kulak küpesinden dolayı geriye doğru takip edebiliyoruz. Bu bitkiler için de aynı. Şimdi Hüseyin amca domates salatalığı halde sattı. İstanbul'a gitti bu. Orada bir firmada ya da bir manavda satıldı. Orada da ilaç kalıntısı çıktı. Numunalıdır. Ne yapıyoruz? Mahmut Seydi'ye doğru geri gelebiliyoruz. Bu sorun nereden kaynaklanmış? Halden mi kaynaklanmış? Manavdan mı? Yoksa tarladan mı? Yoksa Hüseyin amcadan mı? Bunu takip edebiliyoruz. Bunun bütün amacı ne? Tabii. Bu amacı ne? Gıda güvenliği. Onun amacı ne? Sağlıklı toplum. İnsan. Her şey insan için. Arkadaşlar bakın. Şimdi Hüseyin amca vurdu ilacı hayvana. Attı domates salatalığı ilacı kafasına göre. Kestin gitti. Bir cuma pazarı geldin orada. Ya şu restoranda bir döner ye. Bir de salata yiyin dedi. Siparişi verdi. Hüseyin amca kendi sattığı, kestirdiği hayvana yeme ihtimali var mı? Var. Domates yeme ihtimali var mı? Var. Yani hepimiz karşılaşabiliriz. Onun için biz bu güvenliği sağlıyoruz. Bütün bunları yaparken arkadaşlar ne yapıyoruz? Size tarımsal destekler veriyoruz. Hayvancılıkta, tarımda yeni çıkan bir iki olay var. Onu söyleyeyim. Birincisi, ya benim ben ŞKS, eski adıyla doğrudan gelir desteği, daha eski adıyla tarla parası dediğimiz. Biz bu güvenliği sağlarken çiftçi kayıt sistemine sizi kaydediyoruz. Çiftçi kayıt sistemine kaydolmayan var mı arkadaşlar? Var.
Hepiniz kayıtlısınız yani. ÇKS dediğimiz. Şimdi önceden amcamın bir dönüm yeri var. Ben bu bir dönümü gidip kaydettireceğim. Ziraat Odası'na üyelik parası vereceğim. Bir de yol parası. Attım, taş ürküttüm, kurbağa değmez mantığıyla. Ama şimdi bir şey çıktı yeni. Bir ay önce. Hatta 10-15 gün oldu. Artık 5 dönüme kadar olan yerinizi direkt 100 lira destek veriyoruz. İster 100 metrekare olsun, ister bir dönüm olsun, 5 dönüme kadar. 5 dönümün üstü eskisinden devam edecek. Yani 100 lira destek veriyoruz ona. Hani şimdi bir dönüm yere ne alacaktın? 20 lira destek alacaktın. Zaten yol parası tutuyor. Ama şimdi 100 lira destek veriyoruz. Bilginiz olsun. Bir dönüme. 5 dönüme kadar. 5 dönüme. Aynı. Bir dönüme dayına, 5 dönüme dayına. Ondan sonrası eski sistem devam ediyor. Biri ikinci yeni olayımız. Demin bahsetmiştim. Seralara. Serası olanlar için söylüyorum. Biraz bilginiz olsun. Seranızı modernize ederseniz 0 faizli 5 yıl ödemeli kredi. Mesela naylon cama çevireceksiniz falan gibi. Yeni şeyler de devam edecek. Şimdi bu desteğimizin adı alan bazlı destek arkadaşlar. Doğrudan gelir desteği veya tarla parası dediğimiz mazot gübre desteklemesi doğrudan alan bazlı desteğimiz. Her dönümüne biz mazot gübre desteklemesi yapıyoruz. Eğer bizim Alanya'da girişte bir sahada laboratuvarımız var. Biliyorsunuz değil mi orayı? Gelen bilir. Hemen sahada girişte toprak analiz laboratuvarımız. Aynı zamanda tarımsal sulama da analizi yapıyoruz. Tuzluluk oranı. Muhakkak toprak analizi yaptırıyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Toprağın verimini arttırmak için, boşu boşuna kimya atmamak için, toprağı öldürmemek için, bunun biraz sonra Necati Bey anlatır size nasıl alınacağını. Bir getirin, bir analiz ederim. Hem toprağı öldürmemiş oluruz, hem cebinizde paranız kalmış olur. Boşu boşuna kimya vermemiş oluruz. Onun da desteğini veriyoruz biz. Onu yaparsanız ona da destek veriyoruz. Bunlar alan bazlı destekler arkadaşlar. Bir diğeri fidan desteklemesi. Şimdi önceden ya Tarım Müdürlüğü fidan dağıtırdı, şunu dağıtırdı, bunu dağıtırdı. Artık dağıtma işi yok. Ha dağıtma da bedava değildi aslında. Özel İdare Müdürlüğü vardı. Köylere Hizmet Götürme Birliği vardı. Bu yaşı katlar için Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan fidan verilirdi. Ama o da parasız olmadı zaten. Şimdi bizim size fidan dağıtmamıza gerek yok. Siz fidanlı en az geçen yıl 10 dönümdü şart. Bu sene 5 dönüm. 5 dönüm arasında istediğiniz fidan alın. İstediğiniz yerden alın. ÇKS kaydınız varsa bize de faturasını getiriyorsunuz. Biz size dönüm başına fidan desteklemesi yapıyoruz. Bir de sertifikası varsa yani hastalıktan arınmış bir fidansa destek iki katına çıkıyor size. Yani 150 ile 450 lira arasında fidan desteklememiz var. Bu da fidanları size neredeyse bedavaya getiriyor. İstediğiniz yerden alabiliyorsunuz yani fidan. Bize faturasını getiriyorsunuz. Bu alan bazlı desteklerinden biri. Bir diğer arkadaşlar bizim kırsal kalkınma desteklerimiz var. Bunu bilginiz olsun da söylüyorum. Burada zeytincilik var muhtarım ya. Evet. Dediniz ki ya biz Mahmut Seydi'ye zeytinyağı fabrikası kuralım. İşi büyütelim. Meyve paketleme tesisi kuralım. Soğuk hava temposu kuralım. Aklınıza gelirse mantar üretme şeyi kuralım. Bu Ocak, Şubat bu aylarda açıklanacak. Böyle bir proje yaparsanız %50'sini bakanlık olarak hibe ediyoruz size. Bunun üst limiti 3 milyon TL. Eski parayla 3 türlü. Diyelim siz buraya bir zeytinyağı fabrikası buldunuz. Ne oldu? 500 bin lira tuttu. 250 bin lirası hibe bunun. 250'si sizin. Bunu bilginiz olsun söylüyorum. Bu et işleme tesisi de olabilir. Her çeşit şey var. Bir diğer alet ekipman desteklerimiz vardı. 2015 yılında çıkmadı. İnşallah bundan sonra gel çıkar. Pat pat motoru, pürüzatör, ilaçlama makinesi, süt sağma makinesi, arıcılık ekipmanı, toplam 40 kalem aleti var. Bunlar içerisinde zeytin toplama aleti de var. Bunlardan birini alırsanız bunun şartları var tabii. Bunun %50'sini biz ödüyoruz, %50'sini siz ödüyorsunuz yer yer. Müdürümüzün vermiş olduğu bilgilerden bakalım mahalle sakinlerimiz ne almış? Önce bir sizi tanıyalım mı? Ben Mahmut Seydiköy vatandaşından Recep Gürses. Şimdi Recep abi müdürümüz geldi burada bilgiler verdi. Gerek tarımsal alanda gerek hayvansal alanda. Siz bu bilgilerden ne aldınız, ne anladınız? Çok bilgi edindim. İnşallah herkes benim gibi bilgi edinmiş olduğunu da sanıyorum. Mesela size sizin bilmediğiniz ne aktardı? Çok konularda bilmiyordum. Mesela hayvanların küpelenmesi. Evet, iki tane de kendimin kendisine bahsettim. Benim iki keçide küpe yok demiştim ya. Evet. Küpenin olması önemli. Evet. Başvurularda bulunmanız gerektiğini söyledi. Onları biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Bilmiyordum, yeni bilgi edindim. Yani böyle toplantılar sizler için önemli. Evet. Çok. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim size de.
Evet, bakalım sayın abim anlatılanlardan neler anlamış. Ben de şeye döndüm ha, öğretmen gibi. Abicim anlatılanlardan neler anladınız, neler aldınız bilgi olarak? Ya ben işte muhtarın azasıyım. Öncelikle müdürümü, mühendisleri çok iyi dinledim. Köylüleri bilgilendireceğim. Yani yapması gerektiklerini söyleyeceğim yani köylüye. Destek olmak için dinledim. Efendim, verimli bilgileri aldık. Mehmet Bey'i yolcu ettik. Biz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalnız benim dikkatimi çekti sevgili muhtarım. Buraya girerken kapının üzerinde Mahmut Seydi Köyünü Geliştirme, Turizm Kalkındırma diye yanlış okuduysam düzeltin. Dışarıda yağmur var sevgili izleyenler ve hava çok soğuk. Ne hikmetse Mahmut Seydi'ye ne zaman gelsem böyle bir gök gürültüsü, bir bardaktan boşanırcasına da yağmur var. O tabelayı yanlış okuduysam lütfen siz düzeltin. Evet, bizim Mahmut Seydi Köyü Kalkındırma ve Turizmi Geliştirme Derneği olarak bir derneğimiz var. Derneğimizin ben başkanıyım. Salih Bey başkan yardımcısı. Yani yönetim kurulumuz var. Derneğimizin amacı Mahmut Seydi Köyü'nde özellikle yoksul öğrenciler, okuyan öğrenciler, vakfımız üniversite öğrencilerine az da olsa bir miktar bir burs veriyor ama lise öğrencilerine ve ilk öğretimdekilere fazla bir şey olmuyor. Biz de gücümüzün yettiğince derneğimizden özellikle öğrencilerimize yardım yapıyoruz. Köyümüzde kimsesi olmayan yaşlı teyzelere, amcalara karınca kararınca derneğimiz üzerinden yardımlar yapıyoruz. Böyle bir derneğimiz var. Faal durumdadır. Derneğimizin amacı köyümüze hizmet içindir. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Evet, hemen ağzımıza uzatalım. Biz de işte derneğimizin üzerinden bir kabak festivali yapmayı düşünüyoruz. Köyümüzü tanıştırmak ve derneğimize bir katkı sağlamak için yapacağız onu da. Evet. Sizin bir kiraz festivaliniz var ama değil mi? Kirazın ayrı... Uşakpınar Derneği var, bir de ayrıca Uşakpınar Derneği'nde. Kiraz da orada olduğu için Uşakpınar Mahallesi'nin oluyor kiraz festivali. Peki bu Uşakpınar Mahallesi Mahmut Seydi'ye mi ait? Şimdi Uşakpınar Mahallesi tabii bizim Mahmut Seydi 14 mahalleden oluşuyor. O da mahallelerimizden birisi. Kirazın çok yoğun olduğu bir yer. Orada da Uşakpınar'da yine bir dayanışma derneği var. Aynı zamanda o dernekte de ben denetleme kurulu başkanıyım. Salih Bey'in yine görevi var derneğimizde. İki derneğe de hizmet etmeye çalışıyoruz. Doğru, o kiraz festivalini orada yapıyoruz. Öbür derneğimizin adında yapılıyor. Peki bu kabak festivali ilk defa mı yapılacak? İlk defa yapmayı düşünüyoruz. Köyümüzde belirli bir çalışmalar var. Altyapı çalışmaları var. Bu köy meydanı, okul önünde çalışmalarımız var. Oralar bittikten sonra yapmayı düşünüyoruz aslında. Yani hazırlanıyoruz. Nasip olursa yapacağız bir festival yapacağız. O zaman Mahmut Seydi deyince benim aklıma direkt kabak mı gelsin? Evet. Mahmut Seydi deyince kabak gelsin, zeytin gelsin, evet. Saflık gelsin. Saflık gelsin. Evet, buranın halkı çok iyi niyetli. Şimdi ben buradan çıkınca çat kapılarım başlasın. Evet. Başlayalım. Çat kapılar başlasın. Bakalım ilk çat kapı bizi kim karşılayacak? Dün akşam ne yedin teyze? Bilmem, unuttum işte kafamın evvelki evi diye. İstetti babam, vermedi. Biz de anlaştık, kaçtı. Ama geldiğime de biraz pişman oldum. Böyle kelcik bir evi. Şimdi sen ondan kuru fasulye istiyorsun. Taze fasulye verse ister misin? Belki dayak olur. Belki dayak olur. Abla, bu kollarındaki bilezikler ne bunlar? He? Bunlar? Dayım seni bunlarla mı kandırıyor? Ne bunlar? Ben şimdi teyzemin kızı dedi ya bana, bu dedi Ayşe seni seviyormuş dedi. Hı hı. O zaman dedim ben dedi onunla konuşayım, sizinle neye konuşuyorum dedim. Buluşturdular bizi. İstettim en az 50-60 sefer istettim yani. Abi 70-50'den sonra vazgeçmedin mi? Geçmedim, son askerden geldim. Kendim istedim, kayınpeder oturuyor lokantanın önünde. Peki kaç kere istedi? 70 değildir, rekor abimde. Kadar değil ya. 2-3 defa istedi. Hamuru bir sıkıştır, zovalayı bir sıkıştır abi. Bak tiyo geliyor kızdan. Sevgili izleyenler, burası Mahmut Seydi Mahallesi'nin tarihi bir camisi. Caminin hemen arkasında bulunmaktayız biz şu anda. Biz daha önceki programımızda burada yine sohbet etmiştik. Sohbet ettiğimiz zaman burada ağaçlar vardı. Burası bakımsızdı. Ama şu anda Mahmut Seydi Derneği'nin, vakfın mı derneğin? Mahmut Seydi Derneği'nin yaptırmış olduğu gibi şöyle hemen size mikrofonu uzatalım. Efendim, önce bizim burası gördüğünüz gibi bakımsız bir yerdi. Cenaze dualarımızı burada yapıyoruz. Birkaç cenazede ben kendim de ıslandım burada yağmurda.
Dernek olarak arkadaşlarla bir karar verdik. Bu alanı böyle kapatıp cenaze duasını okuyacak kapalı bir alanımız yoktu. Köyün hiçbir yerinde yoktu. Burayı yaptık. Bu da derneğimizin bir köyümüze bir katkısıdır. Hayırlı olsun köyümüze. Sevgili izleyenler, rotamız yöremiz. Bu hafta Mahmut Seydi mahallesinde izledik. Biz kamera açılmadan önce teyzelerimle birer sohbete girdik. Şimdi ben böyle gözünüzden bakınca anlıyorum dedim. Kaçanı göçeni yakalıyoruz. Artık bu benim elimden çıktı. Programın adı Kaçan Gelinler programına doğru gidiyor. Ablacığım seni bir tanıyalım mı? Ben Mesude Kaba. Başka ne diyeyim bilme. Nerede doğdun abla? Mahmut Seydi'de. Mahmut Seydi'de doğdun. Burada büyüdün. Okula gittin mi? Gittim de 3 sene gittim. 3 sene miydi okul yoksa sen mi 3 sene gidebildin? Ne bileyim 3 sene gittim başka gitmedim. Ama okuma yazman var. Evet var da tam onu öğrenebileyim. Tam onu. Cep telefonun var mı? Var. Kullanabiliyorsun. Gitmesin bilmeyen. Gelirse kullanır. Seni ararlarsa ama seninki ekonomikmiş, iyiymiş seninki. Senden para gitmiyor. Bunu bilerek mi yapıyorsun yoksa? Hayır bilmiyor. Gözümüz görüyor. Onu göremeye veriyor mu edemem. Bunu da bilen seni arıyor. Sen de... Çocuklar arar, ben de konuşurum. Konu komşu da seni arıyor. Ha. Bu mahallenin uyanığı bu neydi adın? Mesude teyze. Mesude Kaba teyze. Şimdi teyzeciğim sen buraya geldin, hoş geldin. Bir anlat bakalım Mahmut Seydi mahallesinden memnun musun? Memnunum da işte bir sağlık ocağı isteyim. İşte var ama mutlaka bak memnun kadın. Neyden memnunsun, neyden değilsin? İşte onu isteriz. Bir annem vardı hasta. Tansiyonu ölçecek adam yoktu. Ben şeye bile çıktım, Antalya'nın valisine bile çıktım böyle. Şimdi böyle bir tansiyon için mi gittin? Ama yapılmadı. İşte gene hindi herif hasta. Annem öldü. İşte öyle durup duruyor. Ta da yapılmadı yok. Ablacığım sen düğün ile geldin. Evet. Düğünün nasıl oldu? Ne bileyim unuttum gittim. Seneler geçti. Kaç sene geçti mesela? 30 mu 40 mı oldu ya? Ah o zaman sende bir tarih yatıyordur. Bir anlat bakalım. Senin düğünün yemek vermediniz mi kız düğünde? Verdi. Ne yemeği verdiniz? Ne yemeği unuttum gittim akşamdan sabah. O zamanlarda kuru fasulye vardır. Akşamdan sabaha olmuş. Dün akşam ne yedin teyze? Bilmem unuttum işte kafamın ne belki bir değil. Eskisi gibi değil. Eskiden çok mu çalışıyordu? Eskiden tabii her şeyi bilirdik. Şimdi bilmez olduk. Peki çeyizine ne hazırladın? Ne bileyim ne bilmem. Çeyiz hazırlamamış belli. Bir şey hazırlamadık. Olduğu kadar oldu. Sen kayınvalidenin yanında oturdun mu? Oturdum ben 26 sene ben kayınvalideyle oturdum. İşte o aynı öldü ama şimdi yok. İyi miydi kayınvalide? İyiydi. Allah rahmet eylesin. Senin gelin var mı? Var, iki tane var. İki tane düğünüyle gelinlere aldın. Evet, evet. Sen de kayınvalidelik yapmıyorsun. Yaparım ne bileyim. Kayınvalidelik ne yapıyorsun? Gelinlere emir ediyor musun? Bir şey etmen iyi. Ne bile? Canın sıkarlarsa şöyle bir bağırıyor mu? Bağırmam bağırmam ne bağırmam. Şakayı oğlu kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Bir şey yapman. İyi. Bir şey yapma. Yoğurt yapmasını biliyor musun? Bilirim. Allah'tan onu biliyor. Yoğurdu nasıl yapıyorsun? Sütü pişirirsin, damızla atarsın, soğudu modu olur. Yeter kalan benim konuştuğum. Bak şimdi ben, bir dakika. Ay ben seni çok sevdim o yüzden. Şimdi televizyonlarda söylüyorlar. Yoğurdu mayaladığınız zaman diyor, üstünü kapatmayın, fırına sürün diyor. Sence bu doğru mu yanlış mı? Bilmem biz fırın etmeyiz. Duydun üstünü mu peki böyle bir şey? Duymadım. Üstünü kapatırız, üyür. Uyur. Uyuyor. Ölüyor, ölüyor. Öyle uyuyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geldin? Ben geldim sana. Ben sana geldim misafirliğe. O zaman ben hoş buldum. Bir seni tanıyalım mı? Ne diye? Bir adını söyle. Nerede doğdun? Nereden kocaya kaçtın? Kaçtın değil mi? Kaçtı kaçtı. Müzeyyen Gürses. Kaçtım. Sesin gür müdür soyadın gibi? Tabii. Kaçtım diyor kadın. Kaç sene oldu kaçalı? Kaçtım. Babam istetti. Babam vermedi. Biz de anlaştık. Kaçtı. Anlaştın. O anlaşmanın içinde ne vardı? Ne vaat etti sana?
Bu mu? Ne var diyecek, işte evim var, babam var dedi. Nereye öldü? Geldim burada bir ev, üstü toprak. Hatay'a neler Hatay'a çektim, neler neler bir göreceksin sen. Ay. Ah, kaçacağın evi görmeden mi geldin? Bilemedim, görmeden geldim. Ondan sonra bir ön dayımın kamyon var sürer, yarın gün sürer. Bir doğumumuz oldu, çocuk üstüne sıvalar düşer, bilmem ne yapar. Yani beni öyle bir kandırdı, yalanlar uydurdu. Senin başka isteyenlerin var mıydı? Çok isteyenim oldu. Peki kaç kere istedi enişte seni? Bu mu? Gelin. Bu mu derken bir adamı da gösterelim ya. Bu mu bu mu diyoruz ama. Dayı şöyle bir yanaş bakalım. Biz bu mu bu mu diyoruz ama bu mu sensin demek ki. Adın ne? İsmim Recep Gürses. Ne vaat ettin bu kadıncağıza da niye böyle bir kötü eve getirdin? Beni kurtar bu mahalleden dedi. Kurtardım. Dua. Sen hangi mahalledeydin? Yalan inanma. Hayır. Yalan. Evet. Kurtar murtar demedim. İstetti beni. Babam verdi de laf verdi. Nişan takılacaktı. Ondan sonra verilmedi. Biz de anlaştık kaçtık. Ama geldiğime de biraz pişman oldum. Böyle kelcik bir eve. Kaç sene sonra neler diyorum. Eteklerdeki taşlar dökülsün. Evet. Ondan sonra ama indi memnunum. Evimizi yaptırdık. Hayli hata yaptırıyoruz, ediyoruz, oturuyoruz. Memnunum. Kocamla değiliz. Sen çok mu sevdin de kaçtın? Sevmesem kaçar mıyım? Ya doğru. O da doğru. Peki kaçış hikayeni senden mi dinleyeyim dayımdan mı? La bundan dinlersen acık da yalan uydurur. Hayır çok fazlaya kaçar. Hayır. Tamam. Dayı dinliyoruz senden. Yirmi zengin. Bitir ben bitiririm. Bahçede buluşmak üzere anlaştık. Hangi bahçede buluşuyordunuz? Neydi Mehmet şey küme. Kümede. Çocuksunuz. Küme bahçesinde. Hep televizyon açık. Orada buluştuk. Kol kola geldik. Ama geldikten sonra akla karayı da seçtik. Peki aile mi rahat vermedi? Efendim? Aile mi rahat vermedi? Evet kayınpederim çok iyiydi. Allah rahmet eylesin öldü de. O biraz saf başkalarının sözüne uydu. Bizi karakol mahkeme. Oo, yaş kaçtı bu arada seni kaçarken? 18. Ya, reşit olmuşsun ama. Cahil. Ya mahkeme kapısında deseydi ki ben kocam isterim diye bana sarılsaydı beni alamazlardı. Fakat kayınpederim tekrar aldı gitti. 3 gün sonra arayı bulduk, anlaştık, evlendik. Evet. Sen bekledin mi dayı o mahkeme salonunda? Ah geldin koynunu, sarılsın boynuna. Bekledim. Bekledin. Ama beklediğini yapmadı. Kocasının, babasının elinden çıktı gitti. Salondan çıktı gitti. Eyvahlar olsun. Sen bu adamcağızı nasıl bıraktın salonda ya? Beni kamyonla getirip de nasıl onun eline verdi babamın? Neye beni kaçırıp gitmedi? Sen niye kaçırıp gitmedin babasının eline verdin? Evet. Gel senin yüzünü bir göreyim kızımın da ifadesini alayım. Nikahın yapıvereceğim dedi. Biz de bu söze inandık ve geldik. Kucağına düştük. Sizi baba kandırdı. Duydun mu bak? Elimden aldı. Oradan karakol. Karakoldan mahkeme. Savcılık. Savcılıktan beraat. Beraat ettiğin dakika geri gittin mi evlerine? Kendi kaçmıştır. Oğlan serbesttir dedi. Oradan ayrıldık. Sonra sen mahkeme salonundan çıkar çıkmaz hemen geldin mi yanına? Ben geldim de bu babasının elinde salondan çıktı gitti. Sonra kırgındın sen? 3 gün. 3 gün kırgın kaldın. Arayı bulduk. Nikah yaptık. Yani arayı bulduk evlendik. Evet. O 3 gün içinde neler yaşadın? Evlendik ama 3 sene konuşmadı. 3 sene konuşmayan yenge mi oldu? Kayınpederim. Ha, kayınpeder konuşmadı. Evet. Peki bu 3 sene içerisinde sen bir arabuluculuk yaptın mı babanla eşin arasında? Çok yaptım ama babam... Olmaz dedi. Peki bir çocuk yapıp vereydiniz eline? İşte çocuğu yaptık. Çocuğun nikah gelinimizin çocuğu vardı. Gittik. Nikahında barıştık. Gelininizin derken? Kardeşimin nikahında barıştık. Kardeşin nikahında barıştınız. Evet. Peki şimdi çok iyi anlaşıyorsunuz. Anlaşırız. Biraz da kavga yaparız. Biraz kavga yapıyorsunuz. Peki evde kimin sözü geçiyor? Az senin sözün geçiyormuş gibi geldi bana. Hayır Recep Hanım geçer. Peki sana seslenmesi icap ediyor. Sen dışarıdasın burada. Televizyon seyrediyor yattığı yerden. Su isteyecek. Ne diye seslenir? Garı diye. Abo. Abosu yok.
Peki sen ne diye cevap veriyorsun? Ama o, bu bana hanım dese evet, ben de buna ya. Hanımefendi, şey beyefendi derim. Bu bana karı deyince ben de buna koca derim. Heh, sinirleniyorsun değil mi? Tabii tabii. Peki hiç söylemiyor musun? Ya günümüz çağımız değişti, bir aşkım desen ne olur demiyor musun? Derim de yapmıyor ya. Yapmıyor öyle mi? Peki sen onun istediği yemekleri yapıyor musun? Tabii yaparım. Tamam bundan sonra sen de yapma. Kuru fasulye istiyorsa taze fasulye ver. Ayak. Yok artık. Sende o göz yok. Hayır hayır ya. Gerçi şimdi dövemezler zaten. Ne necek bak bir dokansa. Tayyip Erdoğan zamanı şimdi de hemen döveceğiz. Peki eskiden dayak yiyor muydun? Yok. Yok yok. Nereden uydurdun peki dayağı şimdi? Ama dayak atacağım der. Bir at da bir deviren derim. Ben hemen şikayet yaparım. Aynen öyle. Anında beni ara. Anında beni ara. Efendim? Muhtar zaten kardeşim. Hı. Hemen alo derim. Ben bir yerlerden bulurum, Garoğlu da ararım. Jandarmaya yarar Recep'i götürdürüm. Bu kadar basit. Artık kadınlarımız akıllandı. Beyler, bundan sonra çiçek gibi davranacaksınız. Bundan sonra çiçekle geleceksiniz eve. Bundan sonra garı diye su istemeyeceksin. Hanım diyeceksin, bir tanem diyeceksin. Recep abi, bunları duy, öğren. 35 sene evlilikten sonra dilim alışmıyor bunlara ya. İşte karı, bu yaştan sonra karı. Artık gelin mi diyelim o? Ama senin gelinin ya, diyeceksin tabii. Bu artık hayatın bir gerçeği oldu. Şimdi sen ondan kuru fasulye istiyorsun. Taze fasulye verse ister misin? Belki dayak olur. Belki dayak olur. ama artık olmaz diyor. Artık olmaz diyor. Olmaz olmaz. Hiç bende diyor. Değil mi? Normal, tabii. Normalde çok mutlu bir aileler. Yani. Ama çok evet, farkındayım çok mutlular. Çok, yani öyle kavga deriz desem falan çok mutlu. O tuzu biberi oluyor artık. Ya şimdi gel. Bak şimdiki evlilikler nasıl? Bir sene iki sene doğru değil mi? Siz kaç sene oldu? 35 senedir biz mutluyuz hocamın. Peki 35 senede hangi evlilik yıl dönümünü hatırladı? Hiç onu ömür hayatında bilmez benim kocam. Ömrü hayatında bilmez. Evlilik yıl dönümünü bilmeyen adama ben şu anda bir sevgililer gününü sormayayım değil mi? Sorma sorma. Hiç yorulma de. Ha, yorulma ablam sorma. Gerek yok. Tabii çiçek mi çek hiç öyle bir şey getirmez de görmem de yani evlilik yıl dönümü şey nerede? Peki evlilik yıl dönümünüzü hatırlıyor musun? Evlilik yıl dönümü 1979 evlendik. 1979 tarih. Ekim ayı. Ekim ayında. O zaman Ekim ayında yengeme hiç olmazsa çiçekli bir tülbent getir. Daha dün alıverdim dün. Daha dün alıvermiş yenge. Ha, dün kıyafet aldım. 500 lira masraf ettim dün ya. Kıyafet alıvermiş. Tabii tabii. Yani alıyormuş adam istese. Alırdı onu da zaten kendim istedim de aldım. Nerede öyle bana getirecek ki? Ben hanım sana şunu getirdim habersiz bana sürpriz yapacak. Bak ağlamayan çocuğa meme verilmez diyor. Sen isteyeceksin ki getirecekmiş. Olmaz da. Olmaz olmaz. O ben istemeden gelecek o. Aynen öyle Recep abi. Bundan sonra yengem istemeden hediyeleri paket halinde yapıp getiriyorsun. İyi, tamam? Hatırladım. Mesela her gününde bana öyle bir şey tek taş yüzük ya bir bilezik bir şeyler. 14 Şubat sevgililer günü. Recep abi unutma. Zaman geliyor. Yaklaştı vakit. Ben hatırlatayım. 14 Şubat sevgililer gününde tek taş yüzük alamazsan bir burma bilezik. Burma getirmez. Yo yalan. Kontrole geleceğim 15 Şubat'ta buradayım ben. Gelsen de almaz. Getireceğim. Getirecek söz verdi. Ha, söz mü? Bakamaz. Getirmezsen muhtar bana ulaşacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Recep abi sözünü aldık. Hemen bu tarafa geçiyoruz. Teyzelerimiz gelmiş bizi görmeye. Hoş gelmişler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay çok sessizsin bugün. Bugün çok mu çalıştın? Ay bugün çok çalışmış teyzem ya. Teyze neler yaptın bugün anlat bakalım. Bugün çalışmadınız. Adın ne? Emine Özdemir. Emine abla Mahmut Seydi Mahallesi'nde mi doğdun? Evet. Burada doğdun, burada büyüdün, okula gittin. Evet. Burada düğünün oldu mu? Oldu. Nasıl bir düğün yaptılar sana?
Ne bilelik, geçmiş gün yaptılar. Ay burada herkes unutkan olmuş sevgili muhtarım. Bu adamlar ceviz yiyorlar, zeytin yiyorlar. Neden unutuyorlar böyle her şeyi? Unutmuyorlar da anlatmak istemiyorlar. Hatırlamak istemiyorlar. Evet. Hatırlamak mı istemiyorsun ablacığım? Çok sevmediğin bir düğün mü oldu? Kocası öldü şu an yani. Ha, kocası vefat etti o yüzden. Ne kadar oldu abla? 2-3 sene oldu. Başın sağ olsun diyelim. Peki tek başına çoluk çocuk var mı? Var. Var. Çoluk çocuk varsa tek başına değildir. Evlenmek ister misin bir daha? İstemem. İstemezsin çünkü ilk aldığına pişman. Doğru mu? Pişman değilim canım. Ay çok yorulmuş bugün ya. Abla bu kollarındaki bilezikler ne bunlar? He? Bunlar? Dayım seni bunlarla mı kandırıyor? Ne bunlar? Ne bileyim? Benim mi? Dur. Şöyle bir teyze. Teyze bir yer değişelim mi? Evet. Parasızlıktan nasıl bir bilezik taktı dayım sana? Dayı nerede? Bahçeye gitti. Bahçeye gitti. Ne bahçeniz var? Zeytin olarak böyle. Zeytin. Demek ki muhtarım zeytin para etmiyor Mahmut Seydi de. Bak kadının kollarına. Hayır biri yetmemiş ikisine birlikte iplik bağlamış ya. Nasıl kabul ettin bunu? Ettim işte. Yel bileziği. Akraba mısınız komşu mu? Yengem olur. Yenge? Yengen nereden? Nasıl yenge? Buradan yengem dayımın hanımı oluyor. Biz de yenge deyiyoruz. Ha, dayısının hanımı oluyor. O da ne yapsın koruyup kolluyor. Hocamın dayısı olur. Yenge deriz. Tabii ki canım koruyacak seni korumuyor. Ah benim gelinime bunu taktı demiyor ki. Kendi tarafını kolluyor kadın. Tabii. Evet şimdi bu hakikaten ne bileziği? Yel bileziği. Ağrı. Ağır oluyor. Yel bileziği iplik bağlattığında keser dediler. Bağlattım. Bilmen 2-3 gündür kudurdu yine. Faydası yok. O zaman sen bu iplikleri çöz bence. Çözeyim mi? Çöz. Efendim kaçan biri daha diyorum çünkü gözlerinden belli ben kaçtım Elif Hanım diyor. Bir seni tanıyalım mı? Ayşe Ersoy. İşte Mahmut Seydi'de oturuyorum. Mahmut Seydi'de doğdun mu? Yok. Doğmadın. Alanya'da doğdun. Alanya'da doğdum. Buraya kaçtım işte. Buraya kaçtım işte. Buraya abime kaçtın herhalde. Peki bu kaçma işleminde sana nasıl bir yardımda bulundu? Hiçbir şey de söyleyeyim. Ne vaat etti sana? Sen neyine güvendin de kaçtın o zaman? Vallahi kayınvalidenin yanına kaçacağız dedi işte. Annesinin yanına kaçacağız. Hiç korkmadan geldin mi? Gözünü i̇şte ne bileyim. Gözünü bile kırpmadın. Kayınvalide var mı burada? Kayınvalide nerede? Burada yok. Rahatça konuşabiliriz. 9 ay oturdum onunla. Ondan az oturmuşsun sen. Evet. Peki aynen. O 9 ay içerisinde kayınvalidenin sana davranışı nasıldı? İyiydi ya kayınvalide. Tabii kaçmış gelmiş bedava gelin ya. Kayınvalide var. Kayınvalidenin kayınvalidesi de vardı evde. Oo. Kayınpeder var. Bir tane de onun mağdur da bir halası vardı yani ben geldiğimde. İşte onlarla hep beraber oturduk. Onlar da vakit geçirdin. Ne güzel hayır dualarını almışsındır o zaman. İşte bir kayınvalide. Şimdi ona geldik. Şimdi bak senden daha hevesli anlatmaya. Bak diyor ki bana oradan tiyo veriyor. Bu oğlanı nasıl gördün diyor. Ya işte bilmiyorum. Nerede gördün? Nerede? Zaten aynı köye gidiyorum. Yani biz de yazın göçüyoruz. Görüyordum işte ne bileyim. Yazın siz burayı yayla olarak kullanıyorsunuz. Evet. Göçüyor. İşte yani zaten tanıyorum komşu. Teklif yolladım desen acayip anlatıyor şey. Yani beni görmüş, sevmiş, teklif yolladı. Ama senin bunlardan hiç haberin yok yani. Çok da mütevazıyız. Seni çocuk olarak görüyor. Aynen öyle. Kaç yaşındaydın sen o zaman? Ben 8. sınıftayken 8'i bitirdim öyle konuşmaya başladım. Sen 8. sınıfı bitirdin aşık mı oldun? Konuşmaya başladık. Konuşmaya başladın. İlk konuşmanız, ilk buluşmanız nerede oldu? Valla teyzesinin kızının düğünü vardı orada. Peki ilk gördüğün ne dedin? Bu kızcağız ben sana aşığım mı dedi? Ben şimdi teyzemin kızı dedi ya bana bu dedi Ayşe seni seviyormuş dedi. O zaman dedim ben dedim onunla konuşayım sizinle neye konuşuyorum dedim. Buluşturdular bizi. Ben de dedim o güzel lafı duyduğuma memnun oldum dedim. Öyle devam etti buluştuk. Peki o güzel lafı duyduğun zaman sen ona güzel ne laf söyledin? Konuşalım anlaşırsak mı? Yani öyle dedik. Öyle dedim işte nasıl olur. Peki vaat bulundu mu vaatte? Vaat bulunmadık. O zaman gözümüz çocuğuduk. Sadece sevgi, aşkı biliyoruz. Çok istedik ama Recep abiyle isteği verdi. Vermediler bize. Kaç kere istedin abi? Vallahi ortalama... Eve 4 defa falan geldiler yani istemeye. Dışarıda babamdan isteyen hariç. 70 defa istettim en az 50-60 sefer istettim yani. Abi 70-50'den sonra vazgeçmedin mi? Geçmedim. Son askerden geldim. Kendim istedim. Kayınpeder oturuyor lokantanın önünde. Ama da dedim ben sana kötü bir söz söylemek istemem. Böyle ben kızı dedim. Kaçıracağım. Çok istettim. Vermedin dedim.
benim kızım kaçmaz dedi, sen bilirsin dedim. Buna da dedi, kendim aşımız kendi tenceremizi doldurur, güvencen varsa dedim, ben geliyorsan gidelim dedim, geliyorum dedi. Kaçtık geldik. Çok yani, da güzel yapmışsınız. Bu fıstık da sizin herhalde. 3 tane. Biri 8'in liseye gider Alanya'da kız. Oğlan var şimdi gelir, o 4. sınıfta. Bu da yeni bebeğimiz işte, sürpriz. Yeni bebeğimiz. Peki kaçtınız. Kaçtıktan sonra düğün oldu mu? Düğün mevlüt okundu. Gelinlik giydi. Ufak gelinlik giydi. Çünkü yaşı ufaktı değil mi? 20 yaşındaydı. Ufak yolla bir düğün giydi. Ha, seni hep çocuk gördüğü için hep ufakları almış herhalde. 20 yaşındaydım. İşte 21 yaşında benim kızı oldu, büyük kız. O zaman barıştık zaten, annemgil geldi. Kendisi geldi yani. İşte, sen evin tek kızı mıydın? Yok, 3 kızız. 3 kızdı. Peki diğer 3 kızları da baban 70 kere falan istettiği oldu mu? Yani 70 kere mi geldi gitti? Çok mu seviyordu eve gelen gideni? Yok. Ya şimdi bize nispet olsun diye mi yaptı Neci? Oğlanın birisi Samsunlu, inşaatta çalışırdı. Kızı tavlamış Alanya'da, birinci düğürde her şeyin düğününü de yapıverdi. İkinci kız da üniversite okurdu, kendisi bulmuş. Ben babamın oğlu evleneceğim dedi. Ona da çok güzel bir düğün yapıverdi. Tabii hem oğlan evi hem kız evi tarafının düğününü yapıyor. Bunun hakkını yediler yani. Bu kızın geleceği el oynamış oldular. Evet. Yani bana göre aslında pek bir zararı yok. Ama kızına çok büyük. Senin içinde ukde mi kaldı hala? Çok büyük ukde kaldı. Sonra her düğününde vardım, babalık gelin kalbini kırdım. Kastınız benim hanım almadı dedim. Ben bunu niye vermediniz? Evet. Yani böyle sitem ettim ama şu an çok memnunum. Babalıktan da analıktan da iyiyiz yani, bir dargınlığımız kırgınlığımız da yok. Almışın kızı artık, küçük müçük ne yapacaksın? Yani büyüttüm. Sırrı bende saklı. Sıra. Sırrı. Evet. Yani. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi bu kadar misafiri ağırladık. Kaçanları, göçenleri, düğünleri hallettik. Tabii ki muhtarımızın eşiyle tanışmamak olmaz. Yengecim, ben daha önce geldim. Sizinle hiç karşılaşmadım. Siz Mamseydin muhtarının eşisiniz. Peki muhtarı bir de sizden dinleyelim mi? Ben Ayşe Kanmaz, muhtarın eşiyim. Muhtar iyidir, sağ ol. Peki yengecim, muhtar olmadan önce mi iyiydi, muhtar olduktan sonra neler değişti? Her zaman aynı, hiç değişiklik yok yani bizde. Eve iş getirmiyor değil mi? Zaten ben evlendiğim bir günden beri her zaman işi bizimle beraber yani. İşi de, eşi de, hepimiz biriz yani. Değişiklik yok bizde. Peki yenge, korkuyorum ki kaçırdı mı seni diyeceğim de. Kaçarak evlenmedik. Çok istedi, vermediler. Bayağı bir 5-6 sene konuştuk. Peki kaç kere istedi? 70 değildir, rekor abimde. O kadar değil ya. 2-3 defa istedi. Sonra tekrar askere gitti geldi. Tekrar istedi. Nasipmiş, verdi babam gel, düğün yaptık. Güzel oldu. Mutluyuz Allah'a şükür. Peki birkaç kere gitti geldi dediniz ya. O esnada muhtarım hiç aklına ben de kaçırayım geldi mi? Şimdi istemeden sonra tabii Allah rahmet eylesin kayınpeder, saygı duyardı. İyi bir insan. Kesinlikle kızı vermek istemiyor. Yani beni çocuk iyidir, hoştur ama yani biraz böyle sokakta çok geziyorduk o zaman, gençlik. Berduş birisi, ben Berduş'a kızımı vermem gibi yaklaşıyor. 4-5 defa istedik, vermedi. Biz de dedik ki nasıl olsa bu, biz de konuşuyoruz bu arada. Dedim kaçarız. Kaçalım diye planladık. Bir ev kiraladım. Evin eşyalarını aldık, bir şeyler aldık. Her şey hazır. Sadece kaçacağız. Tabii Ayşe'nin de bilgisi var. Ya dedi, bir defa daha istet de vermezlerse ondan sonra kaçalım. Yani son şansımızı deneyeceğiz. O arada da rahmetli oldu, yine bizim hanımın amcası vardı. Amcasının kızı da bize aracılık yapardı. Böyle haber getirir götürürdü. O artık Ayşe ablam kaçacak diye tüyoyu verince eve, nasıl olsa diyor rahmetli amca kayınpedere, diyor ki kızı vermezsek kız kaçacak diyor. Şapkamızı eğdirmeyelim. Kendisi istiyor, verelim gitsin diyorlar. O şekilde verdiler. Düğünü yaptık. Yani son anda oldu. Yani az daha kaçıyorduk. Yani kapıdan döndük diyorsun. Peki sizin meyvanızı alayım diyeceğim ama ablam maşallah. Gel bakalım ablacığım şöyle. Şöyle aralarına bir oturuver şöyle. Bir de babanı, anneni senden dinleyelim. Şimdi sen gençsin. Bir gençlere bir mesaj verelim bakalım. Nasıl yani şimdi? Nasıl yani? Şimdi baban nasıl? Annen nasıl? Nasıl olmalarını istersin?
Şimdi annemden yana bir sıkıntı yok. Yani doğduğumdan bugüne hiç değişen bir şey yok da. Babam muhtar olduktan sonra ya değişen birçok şey oldu. Ya çok şey oldu. Senin fark edemediklerini çocuklar fark ediyor. Çok şey oldu derken yani kötü anlamda değil. Yani şimdi biz de yaş olarak kardeşim de ben de büyüdük zaten. Çok problem çekmiyoruz da. Ya muhtar olunca tabii telefon zaten hiç durmuyor. Sonuçta yani hafta sonları mesela daha çok zaman geçirirdik. Pikniğe giderdik falan ne bileyim yani beraber zaman geçirirdik ama şimdi bunların hepsi iptal yani hiçbir şekilde. Sosyal faaliyet sıfır. Evet. Ya kendi çabalarımızla şey yapıyoruz yani takılıyoruz. Sosyal aktiviteler yapıyoruz ama ya babam sürekli yani bir gün gelmese bir gün kesinlikle köye geliyor işte. Yani değişen bu oldu. Yani başka da diğer anlamlarda yani hiçbir şekilde değişen bir şey yok. Her zaman iş önce gelir evet. Bizde. Her zaman iş önce gelir. Okula gidiyorsun. Evet. 2 yıllık işletme bitirdim. Elmalı'da. Şimdi açık öğretimden devam ediyorum. 4 yıllığa tamamlamaya çalışıyorum işte. Peki ne yapmak istiyorsun? Ya, okulumu bitirdikten sonra ya zaten bölümümün alanları bayağı geniş işte. Ondan sonra yani bir devlet dairesinde falan yani saatli, düzenli şekilde bir iş planlıyorum yani o şekilde. Peki boş vakitlerinde ne yaparsın? Ya boş vakitlerinde genelde babamla geliyoruz, babamın işlerini falan beraber şey yapıyoruz. Sen de şimdiden muhtar adaylığına doğru gidiyor gibi geldi. Yok yok, ben belediye başkanlığına gidiyorum. Sen evet. Senin Hüseyin de değil mi? Hüseyin belediye başkanı olmak istiyordu. Doğru, biz daha önceki konuşmamızda. Peki belediye başkanı olursan neleri değiştirirsin? Ya şimdi Adem Başkan'dan çok memnunuz yani değiştirebileceğim çok da fazla bir şey yok zaten. Ama zaten senin yaşın gelene kadar zaten çok şey değişecek. Ya orası öyle de yani yapılması gereken her şeyi Adem Başkan şu anda yapıyor zaten. Bize bir şey bırakmıyor, bir yaptıklarında yaşarız mı diyorsun? Evet yani şu anda belediye yani çığır açtı resmen Alanya'da. Yani memnun olmayan bir tane insan görmedim ben çevremde arkadaşlarımdan filan. Ya genç yaşlı falan hiç fark etmiyor yani hepsi herkes memnun. Evet, evet. Bu arada misafirlerimiz gidiyormuş. Teyzelerim çok teşekkür ederim. Çok beni memnun ettiniz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kusura bakma. Siz kusura bakmayın. Teşekkürler. İyi konuşmalar size. Hadi teşekkürler. Selam söyleyin. Geçmiş olsun. Uğuracağım. Sağ olun. Sağ olun. Hadi size de. Sağ olun. Geliriz. Siz de buyurun. Efendim, çat kapı nereye geldik? Çat kapı gözleme evine geldik. Bir de baktım ki çok güzel bir ablamız çalışıyor. Bir tanıyalım mı seni? Tanıyalım. Hafize ben. Hafize kaç yaşından beri açıyorsun? Küçüklüğümden beri açıyorum. Küçüklüğünden beri açıyorsun. Anneden mi öğrendin, heves mi ettin? Anneden öğrendim, hevesli ettim. Hevesli ettin. Peki sen bütün gün burada mısın? Buradayım. Buradasın. Yağmur yağıyor dışarıda. Yağmurlu havalarda mı çok müşteri olur, güzel havalarda mı? İkisinde de oluyor. Yağmurda da oluyor. Hafta işleri pek olmuyor da hafta sonları daha kalabalık oluyor diğer günlere göre. Peki hafta sonu gelen müşterileri tek başına yetişebiliyor musun? Hayır, hafta sonları elemanlarımız oluyor. Onlarla beraber yapıyoruz. Bu arada nazar ettik yenge, gördün mü? Kızcağızın ele ayağına dolaştı. Ablacığım sen okuyor musun? Yok, okumuyorum. Okul bitti. Kaça kadar okuduk? Lise bitti. Lise bitti. Açıktan okumayı düşünür müsün? Yani tekrar gireceğim sınavlara bu senede. Peki inşallah diyelim. Peki buranın dışında sen ne iş yaparsın evde? İş yaparım. Mesela? Bulaşık, yemek. Bulaşık, yemek. Burada çok yorulduğun olur mu? Yani hafta sonları daha çok yoruluyoruz. Genelde neli yapıyorsun? Neli isteniyor? Neli isteniyor, hepsinden isteniyor. Neli var elimizde? Kaşar. Patates, kaşar, kıyma, ıspanak. Öyle. Öyle. Parmağa baktım. Nişan, söz, evli bir şey yok. Yok yok. Peki aday var mı? Aday da yok. Aday da yok. Peki düşünür müyüz? Yok, şu anda düşünmüyorum daha. Şu anda düşünmüyor ama çeyizler hazır. Çeyiz de yok. Çeyiz de yok. Sevgili muhtarımın nesi oluyorsun? Muhtarımın nesi oluyorum? Babamın kuzeni muhtar. Babanın kuzeni muhtar. Amca torunu oluyor. Şimdi muhtarı biraz dedikodusunu yapalım mı? Ne konuda? Ne konuda? Peki bir şey isteyip de burada yaptıramadığın oldu mu muhtara? Yok. Yok, her istediğimizi yapıyor zaten değil mi? Yani. Yengem geliyor pazar günleri sana yardım ediyor. Peki hiç Mehmet abiye açtırdın mı bundan? Yapabildi mi? Güya açacaktı da açmaya gelmedi yani. Her şeyin bir ilki varmış. Sevgili muhtarım, seni buraya bir alabilir miyiz? Her şeyin bir ilki varmış. Dur o ilki beraber yaşayalım. Sen o açtığını sacın üstüne at. Ben bunları bir yarıştırayım. Beyi açsın, hanımı pişirsin. Yenge evde yapar mı? İş yapar mı? Evet. İşine gelirsin. Muhtarım mesela ne yapar evde? İzgarayı güzel yapar. Izgara yapar. Güzel
güzel çay demler, kahve yapar. Kahve, Türk kahvesi yapıyor. Köpüklü mü, köpüksüz mü? Köpüklü olur, güzel olur. Köpüklü olur. Sevgili muhtarımın elinden bir de köpüklü. Bakar mısınız ama lütfen, bir bakar mısınız? Mustafa Bey lütfen, hazırlığımız şu an hazırlık aşamasındayız. Hafize bir müsaade edelim. Oklavamızı bırakalım oraya. Her şeyin bir ilki varmış değil mi? Yenge daha önce hiç yaptırdın mı? Hayır. Hiç yaptırmadın. Çocukken yaptıysa öyle bilmiyorum. Evlendikten sonra. Hiç yapmadı. Her şeyin bir ilki varmış. Evet şu anda. Sevgili muhtarım, kaleme benzemiyor o, bir oklava. Hemen alalım. O aldığınız hamurun adını biliyor musunuz? Bu hamurun adı zovala. Zovala. Evet. Evet. Biz, bazı yerde beze deniliyor. Bizde zovala derler. Bunu hiç denemedim ama bir deneyeceğim. Evet. Hanım evde yokken aç kalırsak bakalım kendimizi doyurabileceğiz mi? Bir denemek lazım. Ama çok güzel kahve yapıyormuşsunuz. Elinizden bir kahve içeceğiz. Kahve, tabii kahve ve kebap, et konusunda çok iddialıyım yalnız. Yemesini de sever, yapmasını da sever. Yani yemesini, evet aynen, benim eşim de aynen bir etçidir. Yapmasını da yemesini de çok sever. Ama ben de ona hiç hamur açtırmadım. Ben de çok bilmiyorum. Bir bakalım. Bir deneyelim. Evet. Hafize burada muhtarıma notu sen vereceksin. Nasıl oluyor mu? Altına un çile. Un çile altına üstüne. Altına un çile diyen abim, seni bir alabilir miyim? Böyle yanıma bir alayım. Sen biraz daha tecrübelisin gibi. Pişirir Ahmet abi. Pişirmesini yapıyor. Açmasını yapıyor mu acaba? Ahmet abi bir alayım seni. Altına ne döksün dedin sen? Un. Unu döksün dedin. Sen bütün gün buradasın. Yenge yapıyor. Ondan görüyorsun. Tabii hanım yapıyor. Ben görüyorum. Aynı zamanda pişirmesini güzel severim. Pişirmesini yapıyorsun ama açmasını yapabiliyor musun? Ya hayır. Açmasını yapamıyorum. Peki hiç yengem denetti mi sana? Hayır, denetmedi. Bekarken bir şey yapardım. Pişi yapıyordun. Pişi nasıl pişi yapıyorsun abi sen? Mayal ekme, elimde böyle küçük. Hamuru kendin yapıyorsun. Tabii hamuru yapıp yağda pişiriyorum onu. Pişi derler ona. Alanya usulü. Alanya usulü pişi. Peki muhtarım nasıl sence? Başarılı. Altı yapışmadı. Yapışmış. Beceremedik. Dur. Biraz un çile, un çile. Demek ki muhtarım aç kalacak yenge. Ya. Allah seni başından eksik etmesin. Yenge, evimizin karşısında hemen fırın var. Sıcacık ekmeğimiz geliyor, o yüzden ne yani. Ama bunun verdiği tadı ekmek olmaz ki. Evet. Şimdi o yaptığını da muhtarım kendisi yiyecek zaten. Evet. Ben yiyeceğim, onun için ben kendi yapacağım şekilde, yiyeceğim şekilde yapıyorum. Aslında daha büyük de yapabilirim de. Onun için böyle. Tabii daha büyük yapabilir aslında ama şu anda kameraların karşısında heyecan yaptı muhtarım. Bir de ilk olduğu için. Ahmet abi bir de sana denettireyim mi? Bir deneyelim. Bugün ilkleri yaşıyoruz. Hafizeciğim annene söylersin. Dersin ki babam ekmek açtı. Bundan sonra bize yardımcı olabilir. Ahmet abi şöyle alayım seni. Hanımın yanında yapman çünkü alışkanlık haline getirir. Hayır hanım yok diye değil. Oo, kontrole gireceğiz biz. Hayat müşterek. Bakalım Ahmet abinin elinden hamur nasıl çıkacak? Ahmet abiye devreder. Burayı gelmeye verir. Gelmeyi verir. Doğru söylüyorsun. Evet. Hamuru bir sıkıştır. Zovalayı bir sıkıştır abi. Bak Tio geliyor kızdan. Evet. Hamuru değiştiriyoruz. Gayet başarılı. Sevgili muhtarım gayet başarılı Ahmet abi bu hususta. Keşke sizi bir yarıştırsaydım ben. Seninki kadar oluyor. Seninki kadar oluyor. Seninki kadar güzel oluyor. Doğru söylüyorsun abi. İsteyince her şey oluyormuş değil mi? Tabii ki. Biz o kadar yapalım. Şimdi Ahmet abi sen çalışırken bu arada biraz sohbet edelim. Sen Mahmut Seydi Köyü'nde doğdun. Mahmut Seydi Köyü'nde doğdum. Mahmut Seydi Köyü'nde bir ikametgah ediyor Saylan'da. Hı hı. Böyle bir iş yeri açmak nereden geldi aklına? Hanım avara kalmasın diye. Hanım avara kalmasın diye böyle bir iş yeri açtın, evet. Onun için. Hı-hı. Peki kazancımız var mı? Şükür Allah'a. Hı-hı. Az da olsa idare ediyoruz. Evet, bu arada hamurum istersen atalım abi sacın üstüne. Atalım. Atalım. Böyle ufrasını dökelim. Ufrasını dökelim.
Evet sevgili izleyenler, muhtarımınkinden daha büyük oldu Ahmet abim. Demek ki her gün göre göre bu iş göre göre de öğrenilebiliyormuş. Teşekkür ederim Ahmet abi, sağ ol, eline sağlık. Teşekkür ederiz. Nasıl? Şevit yapsa olacak Ahmet. Kesinlikle olacak, başarılı, gayet başarılı. Acaba Elif Hanım nasıl yapıyor? Ben de bunu bekliyordum, bakalım Elif Hanım nasıl yapıyor diye. Peki o zaman muhtarım gel. Hemen ben şöyle mikrofonu sana bırakayım. Ben kendi yiyeceğimi hazırladım. Hafize, hangi hamuru alsam daha iyi açarım? Heh, sen bana yardımcı ol. Onlar görmesinler. Torpil yok. Yok. Ufra. Biz ufra deriz. Onun için. Onun içine altına. Şöyle. Evet, ilk hareketler bizimkinden güzel oluyor. Artistik hareketlerimi, evet, şöyle göstereyim. Hafize nasıl gidiyoruz? Başarılı. Arada sırada gelip açabilirim, değil mi? Tabii, tabii şeyler, hamurda hanım elini görünce daha rahat açılıyor. Bize gelince biraz inat etti. Bak, nazar evet. Etmeyelim lütfen. Maşallah, maşallah. Mustafa Bey bizden şanslı bu konuda. Sorun bakalım Mustafa Bey'e. Eşi kendisine hamur açar mıymış? Mustafa Bey, Elif Hanım size hamur açıyor herhalde, öyle gözüküyor. Yo, güzel güzel, elinize sağlık. Güzel oldu. Güzel. Yani ben burada ikinci olmuş oluyorum. Ahmet abim birinci. Evet. Ben ikinci, sevgili muhtarım sen aç kaldın demektir. Sen yumurtaya talim. Sen fırına diye var. Ya ben daha çok et ürünlerini sevdiğim için. et ürünlerini sevdiğim için ben etle hamur besleniyorum. Işi, hamur işi görüyorsunuz, hamur işi olmadı. Evet evet. Ama yine de ben kendi yaptığım sanki daha güzel gibiydi ama. Herkesin kendi yaptığı. Ben de şunu söylüyorum, herkes bildiği işi yapsın diyorum. Evet sevgili izleyenler, yine hiç sevmediğim noktaya geldim. Bu haftada bize ayrılan sürenin sonu böyle. Biz burada gördüğünüz gibi hava çok yağmurlu olmasına rağmen gayet güzel, eğlenceli bir gün geçirdik. Hem de çok bilgiler aldık. Sevgili ilçe tarım müdürümüz Mehmet Rüzgar'la birlikteydik bugün. Hemen muhtarıma, muhtarım şöyle alayım sizi, programımızın bir kapanışını yapalım. Kısaca şöyle Mahmut Seydi dediğim zaman insanların ilk aklına ne gelmeli? Mahmut Seydi'de ne var? Oraya geldikleri zaman neyle karşılaşırlar? Nereleri geçsinler? Ne görsünler? Mahmut Seydi'ye gelen misafirlerimiz tabii ki geldikleri zaman bu gözleme yerlerimiz var. Yol üzerinde gördüğünüz 5-6 tane. Hepsi amcaoğlu, enişte, bir abim, yengem, hep akrabalarımız. Evet. Kesinlikle her gelen müşterilerden görüyoruz, memnun oluyorlar. Gözlemenin patates, kıyma, ne bileyim ıspanak çeşitlerini yapıyorlar. Buralara uğramalarını tavsiye ederim. Eğer et, benim gibi eti çok seviyorlarsa Büklü, köy tavuğumuz meşhur. Oraya uğramalarını isterim karnını doyurmak için. Ama köyün güzelliklerini görmek için Mahmut Seydi'nin hemen hemen her yeri güzeldir ama tarihi camimiz, diyebilirim Türkiye'de tek diyebilirim. Camiyi görmelerini tavsiye ederim. Seydi Mahmut Türbemize gidip görmelerini, bir dua etmelerini isterim. Köyümüzde ilk akla gelen bizim Mahmut Seydi'nin zeytindir. Çünkü zeytinimiz çok meşhur. Bize zeytin Hamdullah Emin Paşa'dan, Seydi Mahmut Hazretlerinden bir mirastır, hatıradır. Çok iddialıyız zeytin konusunda. Yani diğer köylerdeki zeytinlerden örneğin 3-4 kilodan 1 kilo yağ çıkıyor. Bizim burada 3 kilodan 1 kilo yağ çıkıyor. Onun için köye ilk akla gelen bence zeytin olmalı. Ayrıca kabak, biz kabakçıyız. Allah nasip ederse bir kabak festivali planlıyoruz. Mahmut Seydi Derneği olarak böyle bir çalışmalarımız var. Kabak da her türlü kabak bizim köyümüzde yetişiyor ama kabağın hikayeleri daha çok aslında bizim köyde. Kabak yani çok detayına girmek istemiyorum. Bizim Mahmut Seydi'nin saflığını anlatan şeyleri var kabakla ilgili. Onu festivalde daha çok anlatacağız.
Budur yani Mahmut Seydi. Eskiden hayvancılık falan vardı, artık yok. Peki muhtarım, bu kadar sohbet ettik, gezdik dolaştık. Benim şu an aklıma geldi. Mahmut Seydi'nin ismi değişmedi değil mi? Mahmut Seydi'nin ismi değişti. Mahmut Seydi'nin ismi önce Onas. Onas şey olarak, coğrafi yapı olarak Mahmut Seydi Huni görünümünde olduğu için Huni Onas. Yani Seydi Mahmut bu Onas şeyinin kalıntılarının üzerine bu köyü yeniden inşa ediyor. Yaşanır bir hale getiriyor. Seydi Mahmut zaten Horasan'dan buraya gelip Anadolu'da İslamiyeti ve Türklüğü insanlara doğru şeyleri öğretmesi için gelen bir gönül dostu. Gelen giden bir tekke önü. Meşhur bizim tekke önü. Orada fakir fukara, gelen yolculara, ne bileyim, hatta burada Alaaddin Keykubat'ın askerlerine bir nevi hizmet veren, dini öğreten, Türklüğü öğreten bir gönül dostu Seydi Mahmut. Onun için gittiği yerlerde de, uğradığı yerlerde o kadar çok itibar görüp sevilen kişi ki ismiyle anılır oluyor. Mahmut Seydi'nin ismi de Seyit Mahmut, Mahmut Seydi, ondan geliyor. Biliyorsunuz Seyit ünvanı peygamberimiz soyundan gelen kişilere verildi, aşikardır. Mahmut Seydi'nin ismi o şekilde değişiyor. Eski ismi Onas. Şu anda Mahmut Seydi. Biz de Mahmut Seydi ismini ve Mahmut Seydi köyünü seviyoruz. Evet. Peki muhtarım, şimdi Alanya'da gezdiğim, gördüğüm yerlerde ya da sohbet ettiğim insanlarda yazın yaylalarını soruyorum. Yayla, çoğu insan Mahmut Seydi yaylasına çıkıyoruz diyor. Burayı yayla olarak görüyorlar. Peki Mahmut Seydi'nin bir yaylası var mı? Yani burada yaşayan halk bir yaylaya gidiyor mu? Mahmut Seydi'nin yaylası eskiden bu hayvancılığın çok olduğu zamanlarda varmış. Yellibel diye bir yaylamız var. Ben işin açıkçası gitmedim. Giden büyüklerimiz söylüyor. Ama o zaman hayvancılık olduğu için hayvanları götürüp kendileri de gidiyorlar oraya. Hayvancılık ortadan kalkınca maalesef bizim yayla işimiz de kapanmış. Gençlerimiz zaten hayvancılığa falan hevesli değil. Yayla olarak biz burayı tercih ediyoruz. Çünkü rakım yüksekliği yaklaşık 850-900. Yaz aylarında, yazın en sıcağında bile burada terlemeden yatıp oturabiliyorsunuz. Yani yayla ihtiyacı duymuyoruz. Evet. O yönden Mahmut Seydi'nin yaylası yok şu anda. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim size Elif Hanım ve Mustafa Bey'e. Bizleri onurlandırdınız, ziyaret ettiğiniz her zaman beklerim. Çok teşekkür ederim. Bekleriz. Evet, bingo. Rotamız, yöremiz bu sene de devam edecek. Çünkü gittiğimiz her mahalle bir ay sonra bir daha davet ediyorlar. Biz bir daha geliyoruz, bir daha geliyoruz. Bu program bitmeyecek diyoruz. Biz çok teşekkür ederiz ilginize, alakanıza, misafirperverliğinize. Son olarak size bir kendi elimle bir Türk kahvesi ikram etmek istiyorum. Tamam. İnşallah. Onun da sözünü aldık. Bir Türk kahvesi içeceğiz. Teşekkür ederim sizlere. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, kısaca Mahmut Seydi'yi biz size buradan aktardık. Tabii ki gelip görmenizde fayda var. Bizim eksiklerimiz olabilir, hatalarımız olabilir. Bunun için özür diliyoruz sizden. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. İzlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Bakalım haftaya hangi mahalledeyiz? Hoşça kalın, bizimle kalın. Yavaş yavaş olacak tabii. Elif Hanım demesin, kahveyi köpüklü yapamamış. Tamam. Yani gerçekten yengemin deyimi kadar varmış. Evet. Muhtarım elinize kolunuza sağlık. Kahvede iddialı olduğumu söyledim yani. Bir de inşallah size bir ara bir et konusunda bir ikram yapayım da o zaman daha tamam. Yani. Muhtarım bütün hünerlerini sergilemek istiyor. Şimdi yenge kız istemiş gibi olacağız değil mi? Verelim mi seni? Kahveler köpüklü geldi. Yoldaş olaydım. Bacası güzel de kardeş.
kış olaydı. Bacası gezene kardeş olaydı. Kalk gidik Kadir. Kalite tesadüf değildir. Tulumcu Kadir, Cuma Pazarı içi Sipahioğlu Eczanesi yanında. Telefon 522 50 10. Tulumcu Kadir'in sunduğu rotamız yörümüz sona erdi.